Video izleyenler arasında ana dili gibi İngilizce veya Fransızca bilen kaç kişi var? 10, 20, 30, 40 ya da 50. Her neyse. Şimdi ekranın ortasındaki yazıyı okuyalım. Siz de benim gibi 18 years old diye okudunuz değil mi? Peki eğitim nereye gitti? İnsanlar bir şeyi düşünürken genelde sözlü olarak da aklından geçirir. Ya da bunu sesli olarak dile getirir. Bunu Türkçe düşünerek yaparız. Peki 10 sene Fransa'da yaşamış ve her gün Fransızca konuşan bir kişi yapacağı bir şeyi düşünürken bunu Türkçe olarak mı düşünür yoksa Fransızca mı? Peki bu kişinin gördüğü rüyalar Türkçe midir, Fransızca mı yoksa Türkçe altyazılı mı? Bu sorunun cevabını en az 8 kişiye sordum. Bazıları 10 sene, bazıları 20, bazıları ise 40 sene yabancı ülkede yaşamış. Bazıları sadece Türk mahallelerinde yaşamış, bazıları ise Fransız veya Alman gibi yaşamış. Uzun süre yaşayanlarla kısa süre yaşayanların, Türklerle beraber ya da Türklerden ayrı yaşayanların verdiği cevaplar birbirinden oldukça farklıydı. 10 sene ve altında yaşayan kişiler Türkçe düşündüklerini, rüyalarında Türkçe konuştuklarını söyledi. Devamlı Türklerle iç içe yaşayan kişiler de aynı cevabı verdi. Fakat çok uzun süre orada olup Türklerden ayrı yaşayan kişiler ise farklı cevaplar verdi. Bu kişiler yıllar geçtikçe her şeyin birbirine karıştığını, zamanla yabancı dilde düşünüp artık rüyalarının bile yabancı dilde olduğunu aktardı. Verilen cevaplar arasında özellikle yurt dışında çok uzun süre yaşayan kişilerin verdiği cevaplar benim için daha önemliydi. Bu kişiler ilk gittiklerinde Almanca konuşacakları zaman önce Türkçe düşünüp Almanca'ya çevirdiklerini, yıllar sonra ise Türkçe konuşacakları zaman önce Almanca düşünüp sonra Türkçe'ye çevirdiklerini söyledi. Yani zamanla ana dilleri mecburen Almanca olmuş. Biz içimizden bir şeyi düşünürken Türkçe olarak düşünüyoruz, rüyalarımızı Türkçe olarak görüyoruz fakat uzun yıllar yabancı ülkelerde yaşayan hemşerilerimiz yabancı dilde düşünüp rüyalarını yabancı dilde görüyor. Tabii bahsettiğim kişiler çok çok uzun yıllar yabancı ülkede yaşayıp yabancılarla vakit geçiren kişiler. Şaka gibi gelse de mikroplar da daha küçük mikroplar vasıtasıyla mikrop kapar. Bakterileri hasta eden virüslere faj adı verilir. Bazı durumlarda işler çok farklılaşabilir ve ortaya enteresan şeyler çıkabilir. Fajlar kendi genetik materyallerini bakterinin DNA'sı ile birleştirir ve fajın genleri de bakterinin genlerine katılıp bakteriye bazı yeni özellikler katarak bakteriyi bir nevi upgrade ederler. Hayvanlar daha önce yaşadığı bir şeyi hatırlayabilir fakat hayal kuramaz. Yani yaz gelse de sıcak sıcak balkonda yatsak diye bir şeyi akıllarından geçiremezler. Fakat memelilerin çoğunun hafızası çok iyidir. Mesela bir kedi kendisine iğne yapan birini uzun zaman sonra tanıyabilir ve o kişiyi gördüğünde tedirgin olabilir. Veya beyaz önlüklü birini gördüğünde saklanabilir. Çünkü artık onun için beyaz önlük iğneyi çağrıştırmaktadır. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun diye soracak olursanız en büyük kanıtım kendi kedim. Bazı bilim adamlarına göre beyni kopyalamak mümkün. Bazılarına göre ise bu asla mümkün olmayacak. Bu konuya olumsuz bakan bilim adamlarına göre beynimiz milyarlarca nöronun oluşturduğu karma karışık bir ağdan oluştuğu için insanoğlu hiçbir zaman bu karmaşık yapının kodlarını çözüp bir kopyasını çıkartamayacak. Fakat dünyaca ünlü astrofizikçi Stephen Hawking'e göre beyni bilgisayara kopyalamak mümkün. Bu sayede bedenen öldükten sonra bile bir yaşam formu oluşturulabilir. Fakat teknolojimiz şu an için çok yetersiz. Benim asıl değinmek istediğim konu bu değil. Asıl değinmek istediğim konu, bunu yaparak sonsuza dek yaşayabilir miyiz? Teorik olarak mümkün. Beynimizi kopyalatıp içindeki bilgilerin bilgisayara ya da yeni bir bedene aktarmanın mümkün olacağına ben de inanıyorum. Fakat mantıklı düşünen çoğu kişi buradaki eksikliği fark edecektir. Diyelim ki bunu başardık. Ölmeden önce ya da öldükten sonra tüm bilgilerimiz kopyalanıp bilgisayara veya başka bir bedene aktarıldı. Peki ortaya çıkan şey biz miyiz? Yoksa bizim gibi davranan, bizim gibi düşünen başka biri mi? Bence başka biri. Olayı daha iyi anlatabilmek için farklı bir örnek verelim. Kopyalama olayını siz daha ölmeden önce yapıldığını düşünün. Bilgilerinizin bir kopyası siz yaşarken başka bir bedene aktarıldı. Peki o kişinin gördüğünü görebilecek misiniz? Duyduğunu duyabilecek misiniz? Hayır. Çünkü sizin kopyanız da olsa o artık başka biri. Tıpkı ikizler gibi. O yüzden beynimiz komple alınıp başka bir bedene taşınmadığı sürece ölümsüz olmuş sayılmayız. Bunun haricinde ufak da olsa başka bir sorunumuz daha var. Bilgilerimiz bir bedene değil de insan görünümlü bir robota ya da bir bilgisayara kopyalandı. Peki bizi biz yapan insani duygularımız ne olacak?
Tüm bildiklerimizi artık o robot da biliyor. Tüm anılarımızı artık o da hatırlayabiliyor. Bu doğru. Peki gördüklerine, duyduklarına benim gibi tepki verebilecek mi? Benim gibi anlamlar yükleyecek mi? Çocukluk anısını anlatırken benim gibi duygulanıp sesi soluklaşacak mı? Ya da kötü geçen bir günün ardından benim gibi agresifleşecek mi? Sevdiklerimin başına bir şey geldiğinde üzülebilecek mi? Yoksa öyle programlandığı için sadece üzülmüş taklidim yapacak. Çevremdeki tüm dostlar eksik bir şey olduğunu mutlaka anlayacaktır. Onunla konuşurken hiçbir zaman benimle konuşuyormuş gibi hissetmeyeceklerdir.